hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, çok şükür, hamdolsun. Sizler nasılsınız? Biraz olsun, sizi gördüm, daha iyi oldum. Kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim bu çalışmaya dahil olmayı. Sizinle bugün 55. yayın olacak inşallah. Bereketli olur inşallah hocam. Amin. Amin. İnşallah 150'de bırakmayı hedefliyorum. Hocam eğer müsaadeniz olursa bugün bu saatte bizi dinleyemeyenler için yayını kayıt altına almak ve sonra YouTube hesabında da paylaşmak isterim. Elbette. Elbette hocam. Peki, teşekkür ederim. Babalık nedir ile sözü size bırakmak isterim. Teşekkür ederim. Baba olmak tabii ya şöyle bir durum var. Ben baba olmak deyince öncelikle geçmişten gelen bir takım sığ düşünceler nedeniyle biliyorsunuz zaman zaman çocuktan uzak tutulan adam. Bazen çocuklarını sevmesi böyle büyüklerinin yanında ayıplanan adam. Bazen işte eşiyle hafif böyle muhabbet etmesi dalgaya alınan adam. Bazen de böyle nasıl diyeyim çocuğunu böyle birazcık sorumluluk almak istese, ona bakmak istese, benim gibi böyle eşi doğum yaptığında ilk gece yanında kalmak istese, efendim sen anlamazsın bırak deyip uzaklaştırılan adam. Ama diğer taraftan da hiç göya eşiyle ilgilenmeyen, çocuğuna hiç bakmayan, böyle iki arada bir derede kalmış, çoğunlukla evin maddi ihtiyaçlarını, efendim sorun nasıl diyeyim kıyafetini, eşyasını, faturasını, eğitim ihtiyacını, yani kısacası maddi her türlü ihtiyacı karşılayan birey olarak görülüyor toplumda. Ama işte biz bu algıyı belki sizin bu programınız vesilesiyle, belki ben de çok fazla babalık ve babalar üzerinde duruyorum. Bazen anne baba okulları görüyorum, hiç baba yok. Yani diyorum bu nasıl bir anne baba okulu? Babalar ilgisiz diyorlar. Alakası yok diyorum. Muhtemelen babalar evde çocuk bakıyor. Anneler koştur koştur bu eğitimlere geliyor. Bazen gerçekten anne baba deyince, ebeveyn deyince sanki sadece anne algılanıyor. Aslında bu algıyı da oluşturan bazen hanımefendiler oluyor. Mesela ben bir gün bir eğitime katılacaktım. Okul öncesi bir eğitim modeliydi. Dediler ki ya bu eğitime sadece işte bayan hocalar katılıyor. Niye? Öyle bir zorunluluk mu var? Ya aslında yok da hiç düşünmedik. Hala bazı çocuk edebiyatı eğitimlerine falan katıldığımda bazen kendimi yalnız hissederim. Çünkü başka bir beyefendi katılımcı yoktur ama katılanların çoğunluğu ev hanımı ya da meslekten arkadaşlar ama evli çocuklu ve eşleri evde hep çocuklarıyla ilgilenen hanımefendiler olur. Dolayısıyla böyle toplumun sosyolojik yapısıyla da alakalı belki. Biz burada psikolojisini konuşuyoruz ama iki arada bir derede kalmış, bir şekilde var olmaya çalışan birey olarak görüyorum ben babayı. Bu sebeple de bazen bazı algıları hatalı olduğu için aşırı derecede eleştiriliyor. Ama inşallah bu algıyı daha pozitif, daha olumlu havaya çevirmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Biz beyefendiler olarak güveniyoruz. Emeklerinize sağlık. Peki ben şunu da merak ediyorum. Babalık üzerine çalışmalarınızı yoğunlaştırma süreciniz ya da burada devam etme ve bu alanda yaptığınız çalışmalar da çok kıymetli. İşte kitabınız, seminerleriniz, atölyeleriniz, burada birkaç bildiğim vakıfla, STK'yla da bu konuda çalışmalar yaptınız. Sizin hikayeniz ve yoğunlaşma süreciniz ne oldu? Ya özellikle eğitimlerde denk geldiğim hep tek olmak, yaptığımız eğitimlerde, efendim veli toplantılarında, çalışmalarda babaların hiç olmaması ama arkadan da hep eleştirilmesi beni bir şekilde özel olarak ilk başta böyle bir planım yoktu, bir programım yoktu yani babalara dikkat çekeyim diye. Belki öyle bir sevk edildik. Daha sonra da bunu bilinçli olarak yani o ortamlarda beyefendilerle alakalı bir takım şikayetler olduğunda işte biz bunları hep anlatıyoruz anlatıyoruz anlamıyor bizim eşimiz. Ya acaba laf sağır mı yaptık?
Hani çok anlattık. Acaba uslup mu hatalı? Mesela kitabın giriş kısmında bunlara değiniyorum. Yani Ebu Bekir Erten bir şey paylaşıyor. Belki Zehra Hocam siz bir şey paylaşıyorsunuz. Direkt yönlendiriliyor eşine. Al oku da adam ol der gibi. Ya bir beyefendi buradan bir olumlu pozitif bir şey çıkarmaz. Aa öyle mi? Hay hay tabii ki ben çocuğuma bir daha böyle yapayım. Böyle bir şey değil de direkt böyle şey gibi hisseder kendisini. Böyle bir yetersiz, bir suçlu gibi hisseder. Ama hep öyle. Yani hep öyle değildir. Muhakkak bir yerlerde zincir kopmuştur. Ve bazı çocuklarda da olduğu gibi yetişkinler arasında da olabilen şey laf sağırlığı oluşmuştur. Ne kadar doğru da söyleseniz, güzel de söyleseniz, bir uzmanın belki 10 katı daha iyi söyleseniz, nihayetinde siz artık bir eşsiniz, bir psikolog, bir uzman değilsiniz ve sözleriniz artık Ebu Bekir Ertem gibi veya işte bir uzman gibi olmuyor. Ya da karşınızdaki birey de bir anda bir günde o diyelim örnek aldığınız şahsiyetler örnek aldığınız yazarlar gibi bir günde de öyle birisi o adamın içerisinden çıkmayacak. Evet. Onun da yaraları var, onun da gelmiş geçmişten getirdiği bir takım sıkıntıları var. Birlikte sen ben değil de birlikte olabilme ve eylemin üzerine konuşabilmeyi aslında konuşurken orada biraz yumuşamayla karşılaşıyoruz. O esnada da eğer ki son zamanlarda özellikle ağırlık verdiğim şey anneleri ve babaları bir araya almak. Tabii bir arada almak çok mümkün olmuyor. Çocuklar var yine bir gün birileriyle bir gün diğeriyle aynı konuyu kendi penceresine. Yani mesela beyefendiler ya işte hanımlar çok uzatıyor, çok ayrıntıya giriyor vesaire. Siz de bak uzatıyorsunuz hocam. Ya bu bir işte beyin kısmından giriyoruz burada. İşte kadın ayrıntıcıdır. İşte benim de kız çocuğum var. Kızım bugün okulda ne yaptın diye sorunca servise bindiği andan itibaren anlatıyor. Ama oğlum olsa ki iki kızım var. Oğlum henüz yok. Muhtemelen diyecek baba maç yaptık. Baba bilmem şunu oynadık. Bana okula giriş kapısından itibaren anlatmayacak. Daha dün akşam bir beyefendiyle bir danışanla görüşüyorum. Yine benzer şeyler söylüyor. Ya dedim çocukluğunuzda hiç pazara gitmediniz mi annenizle? Gittim dedi. Ben mesela hatırlıyorum annemle pazara gittiğimde muhakkak önce pazarı baştan sona bir dolaşırdık. Sonra tekrar baştan başlardık alışverişe. Babamla eğer gidersek genelde annemle giderdik. Birazcık rahatsız olduğunda ya da keyifsiz olduğunda babama rica ederdi. Biz hemen ilk başta ilk gördüğümüz sebzeciden, meyveciden alır. Çok çabuk biterdi böyle şaşırırdım. Sonra bu bilgilerle beraber birleştirdiğimde mesela çok tavsiye ettiğim Nevzat Tarhan Hoca'nın Kadın Psikolojisi kitabında da bunlar ayrıntılı anlatılır hocam bilirsiniz. Evet. Bunlara baktığımızda yani karşımızdaki insanı bir birey olarak, bir cinsiyet olarak, bir hanımefendi olarak, bir anne olarak bildiğimizde bir mekanik bir makine gibi de sade gel demek, kısa kes demek, bir şey sorabilir miyim demene gerek yok. Direkt söylesene ya diye böyle bir nezaketsiz olmak bir süre sonra azalarak karşı tarafı tanımaya başladığında tuhaf bir genişlik oluyor bilmekten kaynaklı. O bilmemezlikten kaynaklı bir şeymiş bu diye yavaş 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 insanda bir olumlu bir süreç çıkıyor. Dolayısıyla en başa gelirsek hocam sorunuza kendiliğinden sanki oluşan bir süreç. Aslında burada da hem beyefendilere yine arka planda da hanımefendilere yardımcı olmak için daha da arka planda aslında toplumun aile yapısına yardımcı olmak için artık ailemiz son kalemiz, her şeyimiz kaybetsek bile ailemiz bir şekilde ayakta olmalı düşüncesiyle buraya zannedersem biraz fazla yoğunlaşmış olduk. Emeklerinize sağlık. Peki babalık okulu projesi yapıyorsunuz. Evet. Bu projesi, bu proje fikri nasıl doğdu? Yani burada amaçlarınız neydi ya da projeye dahil olan kişilerin proje bitiminde verdikleri geri bildirimler nasıl? Çünkü bu bir süreç yani bir kere de Evet. yapıyorsunuz ve bitiyor değil. Birkaç seri belki 10 oturum yapıyorsunuz ve o kişiler kapalı da bir grup oluyor zannediyorum. Evet. Başlangıç bitişlerindeki söylemleri nasıl oluyor? Şimdi şöyle bir şey çoğunlukla karşılaşıyoruz. Ya biz bunu keşke baba olmadan önce bilseydik bu bilgileri. Ya da işte keşke 8 sene önce öğrenseydim. Şimdi 8 yıllık evliliğim var.
Yani evlenmeden önce bu bilgileri bilseydik. Ya bunları aslında herkese anlatmalısınız diye istisnasız bu tür, hatta bir babalar okulunda bir beyefendi gelmişti, demişti ki ya dedi, eşim beni yönlendirirken dedim ki ya benim oğlum yaşında adam bana ne anlatacak dedim dedi. Ondan sonra ya şurada dedi birinci ders dedi dinlediklerimden dedi gerçekten çok etkilendim. Bak şimdi arıyorum eşimi dedi. Teşekkür ediyorum dedi. Teşekkür edeceğim dedi. 21 yıllık bir evliliği olan bir beyefendiydi. Yani bir araya gelebilirsek gayet iyi anlaşıyoruz aslında. Çünkü bir beyefendi olarak ben de, işte bir baba olarak ben de, ben de bir çalışan olarak, ben de bir gözümü açar açmaz bu ortama düşmüş değil de ben de bir takım yaralarla buraya gelmiş biri olarak. Sosyal hayat içerisinde maddi imkanları işte insanlar bazen mazeret beyan ederken ben de kendi maddi imkanlarımdan yeri geldiğinde işte bak diyorum benim de arabam yok, benim de evim yok. Hani sen bir uzman gördün diye zannediyorsun ki biz şeylerde oturuyoruz, çok zenginiz. Hayır, geçen bir arkadaşım dedi bir araba alırsan ne yaparsın? Düşündüm herhalde satarım, doktora yaparım dedim. Yani hep düşüncemiz gelişim. Sen bu kadar olma belki ama yine de 3 kuruş, 5 kuruş kendine yönelik, işte emanetlerine yönelik iyi bir evlilikte bahsederiz hep. Duygusal yatırım yapılmalı o evliliğe diye. Bu duygusal yatırımdan kasıt duyguları anlamaya ve tanımaya yönelik o okulun içerisinde konuştuğumuz maddelerden biridir. Yani bir şey okumak, bir eğitim almak, işte bu canlı, bu tür canlı yayınlar bir şekilde takip etmek ve o farkındalığı arttırmak. Dolayısıyla olumsuz bir şeyi bırakın. Hani böyle gelip gelip de şimdi danışmanlıklar bazen farklı oluyor hocam. Yani o danışmanlıklarda frekans tutmuyor, başka bir şey oluyor. Ön yargıyla geliyor insan. Çünkü şeyin sonunda geliyor genelde. Artık ip koptu, kopacak. Hatta kopmuş haberleri yok. Orada bir şey olabiliyor bazen. Hani olumlu dönüş yapamayabiliyorsunuz, toparlayamayabiliyorsunuz. Nihayetinde talep edene yardım edebiliyorsunuz. Her gelene yardım etme gibi bir şeyiniz yok. Ama baba okulunda bir babanın çıkıp bir şey sorması, oradan diğer babanın da hay Allah ya aynı şey bana da oluyor. Demek ki bu dünyada bir tek ben yaşamıyorum bunu diyor. Öbür tarafta aa bak ben bunu çekindim şimdi bir tek bende bu vardır erkekliğe helal gelmesin diye soramadım ama diyor gerçekten hani orada bir insan bir farklı boyutta özelinden geneline burada kalacak değil mi diyerek kendisini rahat açıyor ve güzel bir şey yaşıyoruz, ritim yaşıyoruz, bir frekans yaşıyoruz. Tabii ki oradaki amacımız o merakı uyandırmak ve devamlılığını getirmek. Kaynaklarla tavsiye ederek nihayete erdiriyoruz ama genelde hep pozitif ayrılıyoruz. Peki bir şey sormak istiyorum. Şimdi toplumun genel yapısına baktığımız zaman erkek sanki daha fazla duygularını kendi içinde yaşıyor. Peki sonrasında baba olduğunda yine o duygularını kendi içinde yaşamaya devam mı ediyor? Yoksa baba oluşla birlikte bir kırılma oluyor ve duygularını birazcık daha rahat ifade ediyor olabiliyor mu? Babalığı hissetmek istediğinde yani artık bir farklılık olsun. Yani ben artık baba oluyorum. Belki eş olurken onu fark edemeyebiliyoruz. Orada daha farklı heyecan oluyor. İnsan o farkındalığa birazcık daha yontularak o evliliğin birkaç yılından sonra ya işte biz ayrı bir özerk yapıymışız, kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıymışız diyor ama babalıkta biraz daha eğer birazcık bilinç uyanırsa çocuğa özellikle kendini bırakmaya, çocukla birazcık vakit geçirmeye başladığında onun agulamasından, gugulamasına, mis kokusuna, birazcık işte tutunma çabasına, kovalanmak istemesine orada birazcık uyanabiliyor. Tabii ki kendi babalık şemamız da önemli. Yani kendi babamızla olan ilişkimiz önemli. Hadi babamızla olumsuz bir şeyler geçti diyelim. Sonraki süreçte bunu toplum içerisindeki duyarlılığımızla geliştirmemiz, iyileştirmemiz önemli. Aslında
sadece çocuğun babalığı uyandırması ya da babalıkta duyguları uyandırması gibi bir şey ifade edemeyiz ama istendiği zaman aslında her çocuk içerideki insanın çocuksu yanına dokunduğu için orada o çocuksu yanından itibaren babalık tarafı da güzel bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Orada bir çaresizlik hissedebiliyor baba. Annede de oluyor elbette bu. Orada yine arayışlara girerek ister internetten olsun, ister sosyal medyadan olsun, ister bir kitapçıdan olsun bir şekilde oradan geliştirilebiliyor. Dolayısıyla bazen kullanırız ya hocam, çocuktan insan bazen terbiye olmalıdır diye. Yani onun öğrenme çabasını anlamlandırabilmek için kendisini geliştirmeli. Bazen de çocuk var şunu yapma, çocuk var bunu yapma derken farkında olmadan insan kendisini işte ağzını biraz doğru kelimeler çıksın. Bak çocuk var. Bak o ağzındaki şeyi söndür. Çocuğun yanında kullanma. Hadi bak artık çocuğun uykusu geldi yatalım. Pek çok kişi kendisindeki bir takım terbiye usullerini çocuk vesilesiyle de kazanabiliyor. Aynı zamanda arzu ettiği takdirde çocuk insanı iyileştirmeye ve iyiye götürmeye bir vesile olabiliyor diye Teşekkürler. düşünüyorum. Kitabınız Babalıkta Yaparım Kariyerde. Tersi. Pardon, Kariyer kariyer de yaparım. babalıkta. Evet. Şimdi bu kitabın isim tercih sürecinde işte kariyer de yaparım, anne de annelik de yaparım tartışmalarına ya da söylemlerine bir atıf mı? Neden böyle bir isim kariyer de yaparım babalıkta? Aslında bir atıf değil. Şöyle, o içeride bir başlıktı. Benim aslında kitaptaki isimdeki muradım atölyelere verdiğim isimdi. Yani çocuk dostu babalar diye. Çünkü oradaki biriken tecrübelerdi. Böyle akademik kaynaklı bir kitap değil o. Ama editör Tuğba Akbey İnan hanımefendi, oradaki o benim bölüm, orada da yüksek lisans yapma sürecimde ailem ve çocuğumla olan iletişim, yani oradaki babalık örneklerimden. Yani bazen oluyor ki ya ben okuyorum, bana dokunmayın, okul bitince zaten hep beraber oluruz gibi bir süreç yaşayabiliyor ebeveynler. Halbuki orada bir kopukluk oluyor, bir daha tutunmak zor oluyor. Ya işte evde kendisini o süreç boyunca soyutlamak istiyor, halbuki mümkün değil. Hani kendim de yaşadım bunu, gördüm, paylaşmak istedim. O süreci genelde kütüphanelerde, kitap kafelerde, yine o kitabı kaleme alırken de hep böyle geçirdim. Hala yeni bir kitap hazırlıyorum, onu da öyle. Pandemi nedeniyle çalışacak yer bulamıyorum. Yani oradaki tecrübelerimi aktarırken biraz yayın evi de, yani çok fazla okumayan bir kitleye yazıyoruz dedi. Biraz dikkat çekici olsun dedi. Biraz onlar da öyle bir şey yapınca ismi bu şekilde aldık. Burada tabii çocuk da yaparım kariyerde diye bir ithaf var hanımefendilere. Yani çocuk zaten onun göreviymiş gibi ama kariyer ikinci planmış gibi. Babalarda ise kariyer birinci plan, babalık ikinci planmış gibi. O yüzden özellikle bilinçli o sıralamada. Yani evet, çalışabiliriz, iş yapabiliriz, okul okuyabiliriz, bir takım eğitim süreçleri yaşayabiliriz ama yanında babalık vazifemizi de en iyi şekilde, en kaliteli şekilde yapabiliriz de ithaftı. Elbette şimdi bu kitabı beyefendilere yazıyoruz ama %90 hanımefendiler alıp eşlerine hediye ediyorlar. O yüzden altına da anneler de okuyabilir diye bir not düştük. Pandemi öncesi birkaç böyle imza vesaire fuarda şöyle bir şey dikkatimi çekti. Kitabı alan eğer bir beyefendi ise kitap okurken hep karizmayı sarsmadın değil mi hocam falan diye yaklaşıyor. Ama bir hanımefendi ise fark etmez, kadınlıkla ilgili de olur, annelikle ilgili de olur. Hiç böyle sormuyor. Anneliği sarsacak, karizmayı sarsacak bir şey yok değil mi demiyor. Hep bir şey öğrenmek istiyor. Bu farkındalık da çok dikkatimi çekiyor. Demek ki hala toplumsal bir çekince var babalık yapmak için. El alem denen terör örgütleri diyorum ben mesela. Hala oraya karşı bir edilgenlik var. Birisi bir şeyler söyleyecek diye. Ama böyle bir isim bu vesileyle ortaya çıktı. Editörümüz vesilesiyle bizim içeride işlemeye çalıştığımız başlıklardan biriydi. Çalışarak da, okuyarak da, efendim gece gündüz mesai de olsa ya da ne denir esnek çalışma usulü de olsa
ihmal edilmeyecek bir süreçtir babalık. Evet. Tuğba Hanım'a da selam olsun. Güzel bir yerden yakalamış. Onun da emeklerine sağlık. Peki hocam, babalık nasıl öğrenilir? Yani bu noktada çocuk sahibi olacak olan ya da çocuk sahibi olan, işte 2-3 çocuğu olan babalar içinde böyle daha genel bir söylemde bulunacak olsanız, babalık nasıl öğrenilir? Neler dersiniz? Ya öğrenme derken şimdi zaten insan baba olduğu zaman, anne olduğu zaman özel bir öğrenmeye ihtiyacından ziyade nerede kaybettiyse oradan ayağa kalkmaya, oradan yeniden başlamaya ihtiyacı var olduğunu düşünüyorum. Bugün markette sırada beklerken iki hanımefendi tartıştı. Birisi diğerine dedi ki, "Ne azarlıyorsun beni çocuk gibi," dedi. Şimdi düşündüm, yani çocuk olsa gerçekten azarlanmaya değer bir varlık mı? Çok düşündüm, yok yani bulamadım. Çocuğun azarlanmaya değer bir suçunu, hatasını hiç bulamadım. O zaman niye böyle bir söylem var dilimizde? Muhtemelen insan çocuklukta bir yerde kendini yetersiz veya suçluluk duygusu bulaştırarak oralardan yetişkinliğine kadar bir takım negatif dürtülerle geliyor. Belki öğrenmek demeyelim de biraz daha uyandırmak veya canlandırmak için işte çocukla birlikte onun seviyesine yükselerek, onun baktığı boyutu anlamaya çalışarak veya onun gibi yavaşlayarak, onun ince ayrıntılarına, minik minik işte fiziksel veya duygusal çırpınışlarına, adımlamalarına, ya da çırpınışlarına veya şuurlu şuursuz bakışlarına odaklanmaya başlayınca o kaybettiği yere insan dönmeye başlıyor. Yani bazen diyor ki, işte şöyle bir baktı mı acaba ebeveynim bana, veya biraz daha büyüdüğünde diyelim ki ona bir bisiklet aldığında, ona bir işte oyuncak aldığında kendi hatırasına gidiyor, belki kendi yoksunluğuna gidiyor ya da çok oyuncakları vardı ama oynayan, belki oynamaya vakti olan bir ebeveyni yoktu. Aslında hep söyleriz, çocuk yetiştirmek demek anne babanın kendini yetiştirmesi demektir. Yetiştirdikçe ortaya çıkan daha güçlü bir duygu, annelik, babalık. Hatta artık bu da eskidi biliyorsunuz. Biz diyoruz ki kendini çocuk yetiştirmek demek anne babanın kendini yetiştirmesi demekten daha öte kendini iyileştirmesi demektir. Yani bireysel bir iyileşme süreci, bireysel bir, ne deniyor, modern yeni kavramlar çıktı, onarım süreci, varoluşuna keşfetme süreci gibi gibi. Yani her şeyden bağımsız bir birey olarak kendine bakabilmesi, işte zaman zaman bazı sorular soruyoruz bakabilmesi için. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun? Bir kere beyefendisin, farkında mısın? Babasın, farkında mısın? Yani kendi dışındaki yerlerden kendi içerisine doğru bakışını çevirdiğinde her türlü yanı, duyarlılık yanı, mahremiyet yanı, efendim babalık yanı, efendim pek çok tarafı uyanmaya başlıyor insanın. Sadece bir tarafını alarak ifade edemiyoruz. Ama tabii babalığın, anne gibi kucakta, annenin işte bebek ilk bulantılarla birlikte başlıyor. Ben varım diyor birisi bünyede. Orada hissetmeye başlıyor. Ondan sonra onu atlattıktan sonra 4-5 aydan sonra belki artık fiziksel hareketlerini hissediyor. Elini karnına koyduğunda orada bir emanetin var olduğunu hissediyor ve annelik duygusu tabii ki daha erken oluyor. Baba bir şeyler oluyor ama hissetmiyor belki dışarıdan. Yani ne kadar mış gibi yapsa da ne zaman uyandığında, az önce ifade ettiğim gibi işte agulamaya, gugulamaya, efendim çırpınmaya, birazcık ilgilenilmesi gerekirken onu kucağına alıp ilgilendiğinde, gazını çıkardığında, banyosunu yaptırmaya başladığında, yani daha doğrusu anneye o esnada yardımcı olmaya başladığında orada biraz bir şeyler uyanıyor. Bir şefkat, bir değerlilik, bir duyarlılık içerisinde uyanmaya başlıyor. Yani orada elin ucuyla attığı anda biraz daha büyüsün de o zaman severiz gibi, böyle biraz maalesef hatalı şeyler. Ya da büyükler bazen işte sen bırak, tutamazsın, bize bırak diye.
beyefendiler uzaklaştırdığında bu şekilde bir süreç yaşanıyor. Şimdi aklıma geldi. Doğan Cüceloğlu'nun askerlik hatırası vardı. Anlatır belki hocam, siz de dinlemişsinizdir. Der ki, doktorayı yaptım, döndüm Amerika'dan. İşte 80'li yaşlarda Doğan Hoca, 35'li yaşında falan başlasa, yani bir 45-50 yıl öncesinden bahsediyor. 70'lerin Türkiye'si. Komutan da, sen okumuş adamsın, şu askerlere bir şeyler anlat da döndüklerinde eşlerine işte yanlış hareketler yapmasın diye bütün askerleri dizdi. Ben de başlarındayım, hadi bir şey anlat diye beni dikti başlarına diyor. Şimdi böyle anlat deyince de ne anlatılacak ki? Düşünüyor. Bir şey soruyor onlara. Diyor ki, bir tane çocuk var diyor. Ve bu çocuk diyor, bir hata yaparken, hırsızlık yaparken diyor, bir tane bardak kırıyor diyor. Bir tane de çocuk var diyor, babasına yardım ederken diyor, çay hazırlarken diyor, yardım ederken elinden düşürüyor, 5 tane bardak kırıyor. Bu çocuklardan hangisine hangi cezayı verirsiniz diyor. Amacım diyor işte bunlar diyor ahlaki yargılara mı önem veriyor yoksa davranışa mı önem veriyor onu ölçmek diyor. Çıt yok diyor. Dedim diyor herhalde anlamadılar. Tekrar anlattım diyor. Bir çocuk var hırsızlık yaparken bir bardak kırdı. Bir çocuk var babasına yardım ederken düşürdü. 5 tane bardak kırdı. Hangisine ne ceza verirsin? Durdular. Bir tanesi öne çıktı diyor. Komutanım dedi diyor, annelerini döverim. Dedim diyor, ne alaka? Düşündüm diyor, yani literatürde böyle bir şey yok dedim diyor. Ben anneden de bahsetmiyorum burada diyor. Babayla birlikte veya babadan ayrı çocuk bir hata yapıyor. Sen de babası olarak ne yaparsın? Ondan sonra şunu düşünüyor. Yani oradaki toplumdaki beklenti, çocuğun terbiyesini anne verir. 50 yıl geçmiş aradan, 2020'lerde de hala bazı beklentiler babalar tarafından böyle olduğunu, özellikle bilinçli veya bilinçsiz çocuktan uzaklaştırılan ya da çocuktan uzak duran babalar, çocuğuyla ilgilenmeyen, ilgiyi dediğim gibi yiyecek, eşya, kıyafet, bir nesne, bir maddi gider karşıladığı zaman ilgi zanneden ya da abartıp böyle arabasını alan, çeşit çeşit işte telefonlarını, bilgisayarlarını alan, ilgiyi o zanneden beyefendiler de genelde bu işin terbiye kısmı öyle zannediliyor. Halbuki biz inançlı insanız. Psikoloji elbette bizim için bilimsel bir şey. Güncel bilgi o olmadan olmaz ama manevi anlamda da biliyoruz ki bir babanın en önemli kabiliyeti çocuğuna güzel ahlak verebilmesidir. Başka annenin veya hoca efendinin, hacı efendinin, öğretmenin değil. Temelde bu ailede babadan o ahlakı, yani onun da belki altına inecek olursak, iradeyi, kararlılığı, efendim o duruşu görecek ki çocuk, hanımefendi veya beyefendi, yani kız veya erkek fark etmiyor, orada oluşsun ve o terbiyenin de belki de büyük bir kısmını biz beyefendiler olarak, çünkü anne sevgidir, şefkattir, merhamettir, hadi bir kere yapsın diyebilir. Orada duygusal yoksunluğa dışarı çocuk teselli etmelidir. Bir evde diyoruz ki 2 tane erkek olmaz. Yani anne babalaşmaya, anne kural ve otorite koymaya başladığında şartlar bozulur. Ama babanın da varlığını hissettirmesi için çocuğun boyutuna inmesi ve onu oynatmaması, onunla oynaması, onu oyalamaması, onunla birlikte olması, ona zaman ayırması, kaliteli zaman dediğimiz gerçekten birlikte o zamanın içerisinde birlikte var olabilmesi aslında babalığı da zannedersem daha kaliteli boyuta getiriyor. Hani öğretiliyor falan gibi söylemeyelim, biraz rencide edici olabilir, daha kaliteli boyuta getiriyor diye düşünüyorum. Bu soruyu anlatırken, yani bu soruya cevap verdiğiniz başlangıç kısımlarda dediniz ki çocuğun seviyesine yükselebilmek, çocukla evet, yapabilmek. Evet. Burayı biraz daha açar mısınız? Hani genelde duyduğumuz işte çocuğun seviyesine inme gibi söylemleri duyarız ya. Burada farklı bir söylemde de bulundunuz. Evet. Biraz bununla ilgili... Şimdi şöyle olduğunu düşünüyorum. Biraz, hocam sesiniz evet. Biraz tonu düştü, yavaşladı. Tamam. Sesiniz. Tekrar şöyle başlayayım o zaman.
Şimdi bir çocuğun akıl bali olana kadar olan süreçte 0-12 yaş döneminde başına herhangi bir şey geldiğinde, vefat ettiğinde biz onun cennet kuşu olduğunu düşünüyoruz. Ve elimizde aslında çocuk dediğimizde bir cennet kuşu var. Yani hiçbir cezai sorumluluğu yok. Bizim gibi günaha veya hataya ya da harama batmış bir varlık da değil. Dolayısıyla aslında bir cennet yolcusu evde, cennet kokusu evde var. 7 yaş da olabilir, 9 yaş da olabilir, 5 yaş da olabilir. Ve onun o saf, temiz, belli bir mizaçla gelmiş olan çocuğun, biz yine bazı görüşlere göre öyle boş gelmiş, biz dolduracağız vesaire olduğunu düşünmüyoruz. Belli bir mizaçla, belli bir yönelimle, belli bir istihdam üzerine dünyaya geldiğini düşünüyoruz ve sadece onun varlığına eşlik etmeye çalışıyoruz. Ve o eşlik etme esnasında da onu küçük görürsek eğer, ondaki dünyaya gelişindeki o saflığı ve temizliği hissedemeyiz. Yani hatta bu nereden başlıyor? Annenin dünyaya getirdiği o ilk geceden başlıyor. Ve ben kitapta da doğuma girelim, ilk gece annenin refakatçisi baba olmalıdır derken, şimdi inancımıza göre bir bebek dünyaya getiren anne bütün günahlardan arınıyor, tertemiz. Daha orada babanın yumuşaması ve vicdanının harekete geçmesinin şeyi aslında vesilesi bu. Helalleşmesi, tertemiz, günahsız anneden dua istemesi, benim için, çocuğumuz için, bugün sen tertemizsin, günah açısından her anlamda tertemizsin diyerek orada başlayan süreç, orada da anneyi manevi anlamda destek olması, değerli görmesi, diğer taraftan çocuğuna yönelip belki orada ismini vermesi, bir takım manevi ritüelleri yerine getirmesi esnasında hep bir düşmek değil de yükselmek hissettiriyor bana. Bu manada böyle bir atasözü gibi değil de bilinçli olarak bunu ifade etmek istiyorum ve ifade ediyorum. Ve her fırsatta da bizi düzeltmek için, yani biz yetişkinleri düzeltmek için her doğan güneş gibi her doğan çocuğun bu dünyayı yenileyeceği, temizleyeceği bir süreç olarak görüyorum. O zaman bunu diyelim ki 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında birinin yaptığını düşünsek hep işte ona böyle bir saygı vaziyetinde oluruz. O bizim için muhteşem biridir. Ama bu muhteşem insan 3 yaşında, 5 yaşında, 8 yaşında bizim emanetimiz zaten evde var. Dolayısıyla hep onun seviyesinin yüksekliğini, o yüksek seviyeye erişmeyi, onunla tabii ki bu manada onu hissedebilmek için duygularına erişmeyi, işte yavaşlık olsun, efendim onun gibi adım adım, işte yavaş yemek yemek, yavaş dışarı çıkmak, yavaş kıyafetlerini giymek, bu eşlik etme esnasında insan zaten yavaşlayarak o seviyenin gerçekten yüksek bir seviye olduğunu hissediyor. Yani öyle bir şey ki bazen görüyorum küçük çocukları, yemek yiyorlar sofrada, hadi oynayalım diyorlar ve gidip ellerine ne geçerse başlıyorlar oynamaya. Bakın büyümeye başladıklarında 8, 9, 10 yaşta tartışıyorlar. Şunu oynayacaktık, bunu oynayacaktık. 12, 13, 15'te o sen benim kafam değilsin diyor. Ama küçükten ne cinsine, ne ırkına, ne milliyetine, dil bile anlaşılmasa bile bazen böyle bir şeylerde de tevafuk denk geliyoruz. Çok rahat bir şekilde o zaman bu hayran olunacak bir varlık ve bir seviye. Dolayısıyla biz o seviyeyi yükselerek ancak yakalayabiliriz. Düşerek değil diye düşünüyorum. Teşekkürler. Peki günümüzde özellikle gençlerimizi düşünecek olursak, özellikle ergenlik döneminde oğlu olan babalarımıza ilişkilerini daha kaliteli hale getirmeleri noktasında gençlerimize ve babalarına neler tavsiye edersiniz? Gençler şöyle bir şeyi çok seviyorlar. İstişare edilmeyi, birlikte fikir alışverişinde bulunmayı, değerli görülerek fikri alınabilecek, mukabele edilebilecek biri olmayı seviyorlar. Çünkü onların her dönemin yenileyicisi aslında.
biz böyle biraz yaşımız ilerledikçe zannediyoruz ki işte şimdiki gençler bozuk şöyle böyle, ama aslında her gelen çocuktan sonraki gençlikte artık somut adım, adalet değeri mesela savunuluyor. Eşitlik değeri onlar vesilesiyle savunuluyor. Hak hukuk temelli. Baktığınız zaman gençlerin gerek hatalı yola da gitseler, gerek doğru yolda da hep bu sloganlarla görürüz biz. Burada o zaman muhatap alınmalı ve her ailede muhakkak bir istişare kültürü olmalı. Aile toplantıları olarak da biz genel adıyla tavsiye ediyoruz. Bir evde 7 yaştan 8 yaştan sonra bir çocuk varsa muhakkak bütün aile o evde haftalık 15 günlük istişare toplantıları yapmalı. Pat küt kurallar ortaya koymak yerine o toplantılarda konuşulmalı. Orada babanın annenin aldığı kararların yaptırım merkezi olmamalı. Onlarla da istişare edilmeli ve istişare esnasında da ben böyle istiyorum böyle olmalı değil. Gerekirse sağlık gerekçesi, gerekirse hukuk gerekçesi, gerekirse ekonomik gerekçesi, gerekirse manevi gerekçesi. Bu manevi anlamda bize uygun değil yavrum. Bu ekonomik olarak bizi zorlar. Bu efendim ahlaki olarak doğru değil. Bu kadar uzun süre ekran sağlıklı değil. Konuşarak aslında istişare edilen bir varlık olduklarında ya da yine bizim bir takım girişimlerimizde, adımlarımızda, tercihlerimizde sen ne dersin diye fikri alınabilen bir varlık olmaya başladığında otomatikman zaten gencin de istediği şey sorumluluk almak. Ve bırakıldığınız zaman bir yara bandı gibi teknolojiye yönelerek oralarda maalesef ömürleri geçiyor. Ama somut alemde bir takım sorumluluklar verildiğinde bir takım sivil toplum kuruluşları olabilir, kendi okullarındaki kulüp çalışmaları vesaire. Oralarda daha çok gençlerin olması ve bu süreçleri başta babalarıyla ufak ufak sohbet ederek, tabii anne de olmalı ama süreçteki babanın faktörü, ben bir babalar okulundaydım Diyanet'te. Geçtiğimiz yıl Diyanet Babalar Okulu'nu bir proje yaptı 81 ile. Pandemiden biraz aksadı ama yine devam ettirmeye çalışıyorlar. Gittiğimiz şehirlerden birinde bir hoca hanım dedi ki ya ben her sabah dedi benim kızları dedi namaza kaldırıyorum, kavga ediyoruz dedi. Mesela babaları geliyor, kızım hadi kalkın sabah namazı deyince pat diye kalkıyorlar dedi. Bana da kızıyorlar dedi. Sen çok söylüyorsun, babam gibi söylemiyorsun. Ya ben bir kere söylüyorum kalkmıyorsunuz. 5 kere söylüyorum kalkmıyorsunuz. Bir kere dediğimde kalksanız zaten tartışmayacağız. Ama şunu fark ediyorum dedi, o erkekteki hani yine manevi kavramlar içerisinde yer alan kavramlık özelliği, sözünün tesirinin, o volümün gerçekten güçlü tesiri bir annede olmayabiliyor. Anne o volüme geçmek için çığırması gerekiyor. O da işte annenin şeyine, statüsüne uygun olmuyor. Orada o merhamet, şefkat, sevgi, muhabbet sembolü anne bir anda şeyini kaybetmeye başlıyor. Fıtratı zarara uğramaya başlıyor. Ama babanın kalk kızım demesi, gidiyoruz demesi, oturuyoruz demesi veya konuşurken ki o kararlı tutumu her cinsiyet fark etmiyor. Kız çocuğu içerisinde de örnek alınacak çok şeyler var. Özellikle karşı cinsiyetle nasıl muhatap olunacak? Oturup kalkması, onunla olan iletişimini babayla olan iletişiminden gözlemliyor. Erkek çocuğun yine kendisinin oturup kalkması. Bazen görüyoruz mesela babanın hiç olmadığı ailede erkek çocuklarının biraz daha hanımefendi özelliklerinin arttığını, kız çocuklarına veya kadınlara yönelik bir takım özentilere girdiklerini. Dolayısıyla her anlamda yani cinsiyetinden ahlaki gelişimine, okul başarısına kadar pek çok anlamda muhakkak tabii ki kıyaslamayalım en çok babadır en çok annedir gibi ama muhakkak katkısı var ve burada da ergen konusunda da özellikle babayla sağlıklı iletişimi ancak o istişare kültüründen yola çıkarak yapılandırdığını genelde gözlemliyoruz. Oldu bitti diye bir şeye kesinlikle gelemiyorlar. Şimdi tabii ki annenin de dışarıdaki rol ve sorumlulukları var ama
temelde işte ailenin reisidir baba. Dışarıda toplumla karşı sorumlulukları vardır, iş yerinde sorumlulukları vardır ve evde de çocuklarına karşı sorumlulukları vardır. Babaların bu noktada gündemimiz baba olduğu için baba diye soruyorum ama anneler için de tabii bu çok kıymetli bir bilgi olacak. Dengeyi nasıl sağlayacaklar? Şöyle bir tabir vardı ya hanımefendiler için, var olan annenin yokluğu diye. Bir de var olan babanın yokluğu var. Ben bunu babalar eve dönelim diye bir başlıkta kitapta işlerken, bir gün böyle fuarda yine bir beyefendi karizmayı sarsma hocam falan deyip kitabı açtı. Ah dedi, ilk konularda hemen babalar eve dön yazmışsın dedi ya. Bize hemen dedi. Dedim ki benim amacım babalara 16'da, 18'de, 20'de falan eve dönün değil. Gerçekten var olan evdeki babanın yokluğunu yaşatmamak. Benim kafamda bir zaman mefhumu yok. Ne kadar biz çocuklarımızla ilgilenirsek yeterlidir. Böyle bir matematiksel ölçüm yok. Çalışan anne de olabilir, çalışan baba da olabilir. Önemli olan var olan imkanı elden geldiğince kaliteli değerlendirmek. Ya ama kafamız dolu. O zaman bir 15 dakika daha geç gel. Kendine yolda bir kahve ısmarla. Ama evden kaçmak için değil, eve daha iyi gitmek için ısmarla. Bu iki kavram arasında fark var. Şimdi eve gideceğim. Aa, ya çocuklar yatsın da bir saat sonra gideyim değil mi? Ben 15 dakika geç gideyim ama bir kahve ısmarlayayım. Ne bileyim biraz geride ineyim 15 dakika yürüyerek gecikmiş de olsam bir hava alayım. Daha dinamik gideyim. Daha dinç gideyim. Yani gündem bu olunca Doğan Hoca'nın gene bir örneği vardı. Derdi ki baba ne yapsın? Yorgun argın eve geliyor. Yapacağı tek şey derdi. Salonun ortasına yatsın. Miyav desin. Hav hav desin. Çocuklar gelecek zaten onu bir şekilde ya gıdıklayacak ya altına üstüne girecek. Onu alıp götürecekler zaten ayrı bir boyuta. Şimdi ilgilendiğimi düşünmeme rağmen böyle de yaptığımda o kadar hoş oluyor ki tabii bu plansız, programsız bir şey oluyor. Orada da yine şey duruma düşüyorsun. Aa baba ne yapıyorsun diye. İletişim bir dil gibi. Fransızca, İngilizce, Japonca gibi. İlk öğrenirken, ilk onu kurmaya başladığımızda komik duruma düşebiliriz. Aksan bozukluğu gibi. Efendim, ne yapıyorsun baba ya? İyi misin ya? Hayırdır? Hangi dağda kurt öldü? Hayatım hayırdır? Sen böyle şeyler yapmazdın. Laflarına muhatap olabiliriz. Bu yeni bir dil öğrenir gibi. Mahcubiyetle ama samimiyeti elden bırakmadan ama kendini duygusal olarak bırakarak sonuçta o mahremiyet alanı içerisinde her şey mübahtır, sevaptır, serbesttir. Orada çok yoğun işlerde de çalışarak denemiş biri olarak yani gerçekten zamanımın çok 24 saat üzerinden iş üzerinde olduğu dönemlerde de özellikle bu işin psikolojik açısını gözlemlediğimde de gerek bürokraside gerek efendim hizmet sektöründe ya da efendim işçilik sürecinde genelde zihnini belli bir vesilelerle toparlayıp o evde 15 dakika olsun 7-24 çalışıyor ama bir kahvaltıda olsun orada olabilmek, zamanı 45 dakikası varsa çerçeveleyebilmek, oraya kendini her şeye rağmen evet, her şeye rağmen bırakabilmek. Yani bir kere şurada zorla gülsek, siz de bana gülersiniz, ben bir daha size gülerim. Bir daha şu an bizi izleyenler de tebessüm etmeye başladılar bile. Yani sevgi böyle bir bulaşıcılık taşıyor ve devamlılık aksettiriyor. Aslında buna inanmak ve bunu bir düşünmek bence saatlerle ölçülemeyecek, meşguliyetlerle ölçülemeyecek bir baba, çocuk ve tabii ki eş de burada önemli. Her yerde söylüyorum, burada da unutmadan söyleyeyim. Çocuklarını en çok seven baba. Aslında çocukların annesini en çok seven babadır. Enerji oradan geliyor. Teşekkürler. Babadan. Peki benim şahsen merak ettiğim bir soruyu size soracağım ve eminim sizi tanıyan ve takip edenlerin de merak ettiği bir sorudur. Siz yaşamınızda karşılaştığınız problemlerle, ne bileyim çatışmalarla, stres faktörleriyle nasıl başa çıkıyorsunuz? Yöntem öğrenmeye çalışarak aslında
Direkt şöyle veya direkt böyle yok. Şuna inanırım hep. Manevi anlamda da imtihan deriz ya hocam. Karşıma çıkanlardan ziyade benim onlara ne tepki gösterdiğim asıl imtihan. Ve zaman zaman olumsuz, negatif veya mağlup diyelim olduğum zamanda bile mümkün mertebe daha iyisi nasıl olabilirdi şeklinde bakmaya çalışarak. Çünkü bir de tabii şöyle bir faktör var. Mümkün mertebe yaşamı doyum sayarak yavaş bir şekilde yaşamaya çalışan da biriyim. Yıllardır buna gayret gösteriyorum. Özellikle çok fazla sorumluluk alanım olmayan, ya şunu da kullanırım, bunu da kullanırım diye bilgi oburluğu yapmamaya veya işte zaman, yemek vesaire oburluğu yapmamaya çalışarak. Çünkü hızlandığımda ne kadar teknik bilirsek bilelim, elbette bir yerden sonra insan kendini yönetemiyor. Asıl herhalde yapmaya çalıştığım şey duygularımı ve kendimi her bir problem karşısında yeni bir ders alarak ve psikoloji de eşittir hep böyle söylüyorum. Yöntem bilmektir. Kendi üzerine genel değil de Ebubekir Ertem özünde kendi eksik yanlarım, düştüğüm yanlarım, sinir uçlarım ve bu sinir uçlarımı kaldıracak ortamlarla mücadele etmek yerine bazen mesafe koyarak mümkün mertebede o öngörüyü kazanmaya çalışıp ona göre hareket etmeye çalışıyorum. Ama tabii ki değerli bir büyüğümüz vardı. Derdi ki insan plan yapar, kader ona gülermiş diye. Sen ne kadar tedbirli de olsan Allah'ın da bir takdiri var. Buna hep inanan bir insanım. İşin imtihan süreci de var. Ama hep şuna inanıyorum. Elimden geleni yaptıktan sonra beni bu rahatlatıyor ve genişletiyor. Direkt buna sığınmak değil de yani ne yapalım işte böyleymiş, bizim kaderimiz de buymuş değil. Ben elimden geleni yapmaya çalışıp genelde yavaş yaşamaya çalışıp çok meşgul, çok yoğun bir insan da değilim aslında. Öyle görünüyor bazen. Önceliklerim mümkün mertebe var ve öncelikler üzerine yaşamaya ve kontrollü yaşamaya çalışan bir insanım. Ve bunlar da herhalde en azından kendi duygu dünyamda biraz daha sağlıklı yürüdüğümü zannetmeme sebep oluyor diyelim. Belki öyle olmasa bile bu şekilde kontrol etmeye çalışıyoruz değerli hocam. Yoksa mesela kendi mesleğimizle alakalı. Şu eğitimi alalım, bu eğitimi alalım, şu eğitime gidelim. Yani eğitimin sınırı yok malum. Evet. Bunları uyguladıkça adım adım ilerlemek ya da belli zamanlarda eşime, aileme ayırdığım vakti kendimle alakası olmayan bir konuyla meşgul etmemek ne kadar önemli olursa olsun. Geçen zamanların birinde bir arkadaşım bir gün akşam eve döneceğiz. Ya şurada falan yerde çok ünlü biri geliyormuş dedi. Gelme sebebine ve geldiğinde konuşacağı konuya baktım. Hiç bizimle ilgisi yok. Benim dedim vaktim yok. Senin vaktin varsa gidebilirsin ki tevafuk o ara eşi yeni doğum yapmıştı. İkinci defa baba olmuştu. Ya niye dalga geçiyorsun dedi. Ya gerçekten ne ilgi alanımız ne meslek alanımız. Sadece gelen vatandaş ünlü ve evet orada çok küçük bir topluluk var diye onunla iletişim kuracak diye gitmemiz gerekmiyor sanki dedim. Eşim, çocuğum bir şekilde vakit geçirmem daha önemli süreç var diye. Böyle bakmaya çalışıyorum değerli hocam. Önceliklerimizi doğru belirlememiz lazım. Evet. Hocam teşekkür ediyorum. Ben yayını şu vakitte izleyemeyenler için kayıt altına alacağım. Sonrasında da işte Evet. hesabında da paylaşıp sizinle de linki paylaşacağım. Yüreğinize sağlık, emeklerinize sağlık. Çok kıymetli çalışmalar yapıyorsunuz. Çok büyük bir eksiği de dolduran çalışmalar yapıyorsunuz. Ben Teşekkür ederim. kendim ve meslektaşlarım adına, babalar adına teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun hocam. İşlerinizi kolaylaştırsın inşallah. Teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanetsiniz.